Yolu kapatmayacağız. Tamam. Daha önce burada yaptık. Zaten çok kalabalık. Giren çıkan araçlara şey yapmıyorum o zaman. Vatandaşa da burada olmak. Ha, burası iyi. Arkamızı emniyet alacak şekilde analar. Böyle dönelim. Efendim abi. Değerli basın emekçileri, 32 yıl önce alt katlarında işkenceden geçirildi, gözaltında kaybedildi, işkence edilerek öldü. Elleri ve elleri bağlı olarak getirildiği bu işkencehanede 4 gün içinde yoğun işkenceler geçirilerek yok edildi, kayıp edildi. Aslında öldürüldü ve saklandı cesedi. Bütün tanıklara rağmen kayıtlara geçmedik, gözaltına almadık denildi. Dostları, yoldaşları, ailesi, insan hakları kurumları, avukatlar 32 yıl boyunca bütün yasal işlemlere başvurdu ve Nurettin'in akıbetinin açıklanması, faillerinin bulunması için yürütülen mücadele halen devam ediyor. Bugün bütün 12 Eylül'de kaybedilenlerin fotoğraflarıyla birlikte bu binanın utanç müzesi olması talebiyle ve bu binada işkence edilenlerin, işkenceyle kaybedilenlerin akıbetlerinin sorulması için burada bulunuyoruz. Bu etkinliği İnsan Hakları Derneği Kayıplara Karşı Komisyon Cumartesi anneleri organize etmiştir. Emekçi Hareket Partisi, Emek Özgürlük Cephesi, Nurettin'in ailesi, dostları, arkadaşları da etkinliği desteklemektedir. Ben 32 yıl boyunca oğlumu arayan Zeycan anneye ilk sözü veriyorum. Onlar da kaybolsun. Onların evlatları da kaybolsun. Bir kazaya rast gelsin. Bir kazaya rast gelsin. Biz nasıl yandık, bizim gibi yanalar. Hani başbakan bize bir cevap veriyordu. Yavrularımızı buluyordu. Her neyse bize bir cevap vermedi. Başbakan evlatları var. O da evlat acısı görsün. Evlatlarımıza el getirenler, vuranlar, kıranlar, annelere, babalara acı verenler Cenab-ı Allah'a havale ettim. Allah da onlarınkini bizden beter etsin. Onlar da bizim gibi ana evlat delisi olsunlar. Biz evlat delisi olmuşuz. Yani bunun burasında bu var. Başbakan ve vali ve kaymakam. Ana baba okutmadı mı? Biz de okuttuk. Sağa koştuk, sola koştuk. Biz okumadık. Cahil kaldık. Çocuklarımız okusun. Kireyi valladık. Elsiz oldular, gönsüz oldular. Bunu yapması mı lazımdı? Bir de camiye giriyorlar, namaz kılıyorlar. Namazları kabul olur mu bunların? Allah bunun namazlarını kabul eder mi? Bunlar kafirler. İmam Hüseyin'e nasıl kastettiler? Ben çoğu çocuğumuza da kafirler, tezitler. Daha demeyin camiye gitmeyin, dua etmeyin. Dualarınız geçmesin. Siz evlat ve evlatlarımızın açınız, biz de evlat açı görürsünüz. Sizin dualarınız geçmez. Diyorum işte, dedim ya, ben ölürsem bak nasıl o nene öldü, ben de kemiklerini istiyorum, kemiklerini benim mezarıma koysunlar. Ben yana yana kül oldum, onlar da benim gibi yatsın, yalnız
Öyleyse gerek yeri nerede gömmüşler, pazarını göstersinler, bizden beter olasınız. Bugün insanın anneleri ağladı. Yeter diyoruz. Lütfen samimi olun diyoruz. Meclistekiler kanunları çıkarın. Samimi bir şekilde bizim hukukumuzu, bizim adaletimizi arayın. Bu kanunları... Ben bugün İnsan Hakları Derneği İstanbul Şube Başkanıyım. Bu bina beni bugüne taşıdı. Bu binaya biz her zaman gözlerimiz kapalı girdik. Gözlerimiz kapalı çıktık. O yüzden ben hiçbir zaman bu binanın yolunu açık gözle bulamadım. Ve bu binada gözleri kapanan bu ülkenin geleceği ve onuru idi. Ben bu binada yüzlerce insan gibi işkence gördüm. 3 ay tam 90 gün bir fiil işkence yapıldı bizlere. Bu ülkenin devrimcilerine, sosyalistlerine, muhaliflerine, sendikacılarına, öğretmenlerine, aydınlarına bu binada işkence yapıldı. Nurettin Yedigöl'le İstanbul Maltepe Gayrettepe'de sabaha karşı 03'te biz alındık. 10 civarında Nurettin Yedigöl bizim alındığımız eve kurulan karakolda gözaltına alındı ve saat 10.30 civarında bu binada ya da 11 civarında, saat mevhumu net olarak söylenemez ama tahmini olarak 11 civarında Nurettin'le bu binada yüzleştirildik, gördüm ve 4 gün boyunca birlikte işkence gördük. Nurettin'e yapılan işkenceleri tarif edebilmek ve anlatabilmek son derece zor. Ama ona bu işkenceleri yapanlar, buna değişik isimler ve kısveler uydursalar da bu ülkenin geleceğini 32 yıl çaldılar. Hiçbir zaman fotoğraflarda büyümeyecek. Ben Muzaffer'e kardeşim diyorum. Oysa Nurettin Muzaffer'in abisi. Çünkü Muzaffer hiçbir zaman yaşlanmayacak. O fotoğraftaki yaşında kalacak. Ve biz bugün mezarı ve kemiği bile teslim edilmeyen, ne yapıldığını söyleme cesaretine sahip olmayan, karanlıklarda bu cesareti eli kolu ve gözü bağlı insanlara gösteren lere sesleniyoruz. Ne yaptınız Nurettin'e? Çıkarın karanlıklarınızdan, sadece kemiklerini istiyoruz ve mezarına bir çiçek bırakmak istiyoruz. Ve bugün çiçeklerimizi onun adına bu işkencehanenin önünde kaybedilen, mezarı haline gelen yere bırakacağız. Nurettin Yedigöl için yapılan bütün hukuki girişimlerin reddedilmesinin tek nedeni yasal muamelenin yapılmayıp kayıtlara geçirilmiş olmasıdır. Suçu üstüne atmak için Nurettin'i gözaltı kayıtlarına geçirmemişlerdir. Onlarca, yüzlerce tanığı vardır. Biz bu mücadelenin insani, hukuki... İşte gördüğünüz gibi artık ananın kaç yaşında olduğunu bilmiyorum ama hani Eylül yargılanacak. Berfuan'a, o mahkemelere gitti geldi. Artık kalbi dayanamadı. Onu toprağa verdik. Ama yanına da açık bir mezar kazdık. İşte ananın dediği gibi her ananın sadece bir tek isteği var artık, biliyor. Yaşamadığını, nasıl öldürdüğünü bilmediği bir evlatının kemiklerini istiyor. Biz 18 yıldır bunları artık hikaye haline getirdik. Herkes de galiba bu hikayelerimize alışmış. Gelip dinleyip gidiyor ama ne yazık ki şöyle bir dönüp de vicdanlarına sormuyorlar. Ya bu insanlara gerçekten ne yapılmış? Bu insanların derdi nedir? Bu insanların istediği nedir? Bizim tek istediğimiz. Ben biliyorum, basın iyi tanır. Tek bir evlatın anasıyım. Ve ben kendim emniyete götürdüm. Emniyet güvenliği diyorlar. Ama ne yazık ki benim bir tek evlatımın emniyetini sağlamadılar. İşte bu kadar kayıplar, bunca senedir söylediklerimiz hep açıkta kalıyor. Söylediklerimiz ne duyuluyor, ne görülüyor. Başbakan diyor ki işte biz karanlıkları aydınlatıyoruz. 12 Eylül'ü yargılıyoruz.
Ya 12 Eylül'de kimi yargılıyorsun? Yine kayıp yakınlarını yargılıyorsun. Yine onlara mezar kazıyorsun. O analar evlatlarının bir parça kemiğine ulaşmadan ölüp gidiyor. Ama Kenan Evren çok kıymetli, çok değerli. Çünkü cani, çünkü katil, çünkü zalim. O yaşlıdır, o mahkemeye çıkamaz. Ama 105 yaşındaki anayı çıkartırdılar. Utanmadan ananın yüzüne baktılar ve onun mezara verdik. Açık mezar var. Artık biz çocuklarımızın kemiklerini istiyoruz. Biz adalet istiyoruz. Biz çocuklarımızı kaybedenlerin de yargılanmasını istiyoruz. Biz 12 Eylül'ün yargılanmasını istiyoruz ama 12 Eylül bizim kayıplarımız için yargılanılmıyor. Sadece kendilerine yapıldığı bir şey için yargılanıyor. Teşekkür ederim. Ve kardeşimle yine emniyet birimlerinin çeşitli kademelerinden hukuklu keyfi bir şekilde gözaltında katledildi, kaybedildi. Annelerimiz de söyledi, biz adalet arıyoruz. Eğer bu coğrafyada barış, özgürlük, hukuk, adalet gelecekse öncelikle devleti daha bu tür keyifliklerin, bu tür zulümün yaşanmaması için gerçek anlamda birinci çıkarabilsin diyoruz. Onun için burada bir daha haykırıyoruz. Devletin yetkili kurumlarına ülkeli politikalarında yüzleşin. Hesaplaşın, sorunları açığa çıkarın, cezalandırmıyoruz. Ve biz bu mücadelemizi buradan da başaranlarda sürdürmeye devam edeceğiz. Ve biz üç kardeş buraya alındık. Bir abim iki gün kaldı burada. Bir abim de girdi buraya, bir daha sağ çıkamadı. 1995 yılında gözaltına alınan, katledilen ve cesedi dahi kaybedilmek istenen, ancak bizim ısrarlı aramalarımız sonucu bulduğumuz Rıdvan Karakoç'un kardeşiyim ben. 1995 yılında Rıdvan abim aranıyordu, eve gelmiyordu, dışarıda yakalandı bu. Yakalandıktan sonra götürüldü, işkence tezgahlarına bağlandı. Orada işkenceden geçirildi. Dişi dudağı patlatıldı, tırnakları elektrik vermekten dolayı moraltıldı. Onu buradan gelen, Gayrettepe Siyasi Şube'den gelen insanlar arıyorlardı. Ve bize açık açık bize tehdit ettiler o zamanlar. Dediler ki Rıdvan'ı bize teslim edin. Siz getirmezseniz biz onu bulduğumuz yerde öldürürüz. Ve hiçbir şekilde bizim yaptığımızı da ispat etmelerin içerisine eğiyorlardı. Ne biz kimseyi görebiliyorduk ne kimse bizi görüyordu. Nereye gittiğimizi dahi bilmiyorduk. Ve gözüm kapalı halde ben buraya geldim. 14 gün burada işkenceden geçirildim. Şimdi içeriye girsem ben işkence gördüğüm odayı gösterebilirim size. Yattığım hücreyi gösterebilirim. Birçok ananın evladını burada aldılar bizden. Birçok çocuğu burada yetim bıraktılar. Birisiydi. Aldılar burada. Sistemli işkencelerden geçirdikten sonra katlettiler. Ve daha binlerce insan. Hiçbir suçumuz da yoktu bizim. Tek suçumuz Kürt olmaktı. Abimi iki gün burada tuttular. Suçu neydi biliyor musunuz? Sadece Şivan Perber'in kasetini çaldı diye. Ticari taksimiz vardı. Ticari taksimizde biz kendimize göre müzik dinlerdik. Binen bir müşteri Şivan Perber'in kasetini dinliyor. Sesini duyuyor. Abim de hemen alelacele kapatıyor. Ondan sonra gidip ihbar etmişti. Şivan Perber'in kasetini dinliyor diye. Bunlar bölücü, bunlar terörist. Ve akabinde abimi aldılar buraya. İki gün işkenceden geçirildi. Şimdi Şivan Perver'in kasetini devlet yayınlıyor. Bu devlet o devlet. O devlet de o zamanki devlet de Türkiye Cumhuriyeti'ydi. Bugünkü devlet de Türkiye Cumhuriyeti. O gün ne vardı da biz bu kadar işkencelerden geçirildik? O gün ne suç işlemiştik? Neden buraya bize bunları hava gördüler? Ve bugün ne değişti de bunlar devlet eliyle yargılanıyor? Tayyip Efendi kalkmış diyor ki ben Şivan Perver'in kasetini yayınlattım. Yok efendim Memuzin kitabını yayınlattım. Bir sürü isim sayıyor. İyi de bak biz bu ülkenin çocuklarıyız, evlatlarıyız. Bin yıllardır biz burada yaşadık. Bin yıllardır biz burada her karış toprağında birlikte kan döktük. Ter döktük, gözyaşı döktük, sevindik, güldük, eğlendik. Ve son bugüne gelinceye kadar, 90'lı yıllardan bugüne kadar bize düşen gözyaşı. Anlatın insanlara. Ve ben o çektiğimiz acıların
bir daha yaşamak istemiyorum. Önemimiz sonuçlanır da bu insanların acılarına bir son verilir. Ve bizim isteğimiz barış sürecinden sonra, barış sürecini selamlıyoruz, onu da söyleyeyim. Kendi adıma söyleyeyim, bir kayıp ailesi olarak söyleyeyim. Barış sürecini selamlıyoruz. Ancak... Bugün 32 yıllık bir arayışa eşlik etmek için ünlü bir işkence merkezi olan Gayrettepe Emniyet Müdürlüğü binasının önündeyiz. Onlarca genç bu binada işkenceyle öldürüldü. Onlarca genç bu binada işkenceyle sorgulanıp kaybedildi. Bu binada ağır insanlık suçları fütursuzca işlendi. Karanlık geçmişin bir parçası olan bu bina, ordu, siyaset, yargı ve medya işbirliği ile gerçekleşen vahşetin mekanı oldu. 32 yıl önce bugün 12 Eylül karanlığında gözaltına alınan Nurettin Yedigöl, bu binada bulunan müdürlüğünü Tayyar Sever'in yaptığı 1. şubeye getirildi. Mete Altan'ın başında bulunduğu işkence timi tarafından sorgulandı. Derisinin yüzülmesi, kafasına çakılan çividen elektrik verilmesi dahil en ağır işkencelere maruz kaldı. Gözaltına alındığı inkar edilen Nurettin Yedigöl, İstanbul Emniyet Müdürü Şükrü Balcı'nın yönetimindeki bu binada kaybedildi. 32 yıl sonra bugün bu işkence merkezinde yaşanan insanlık suçlarını toplumsal hafızamızda yaşatmak için buradayız. Devletin insanlara uyguladığı vahşeti bu mekanda cisimleştirmek ve güncellemek için buradayız. Geçmişin hakikatini bugüne taşımak ve kamuoyuyla paylaşmak için buradayız. 12 Eylül işkencehanelerinde kaybedilen insanlarımızın akıbeti açıklanmadan, failleri yargılanmadan, darbelerle hesaplaşamayacağını bir kez daha hatırlatmak için buradayız. 32 yıldır Nurettin'in akıbetini gizleyen, faillerini koruyan tüm hükümetlerin bu suçun ortağı olduğu gerçeğini dillendirmek için buradayız. Gözaltında kaybedilişinin 32. yılında Nurettin Yedigöl'ü ve tüm kayıplarımızı aramaktan vazgeçmeyeceğimizin ifadesi olarak buradayız. Geçmişte yaşanan insanlık suçlarının varlığı kabul edilmeden, suçların failleri cezalandırılmadan, bu suçları yaratan zihniyetin sorgulanmadan, insanlık suçlarının bir daha yaşanmaması için gerekli mekanizmalar hayata geçirilmeden, barış içinde yaşama hakkımızın güvence altında olmayacağını söylemek için buradayız. Gayrettepe Hafıza Müzesi olsun, topluma unutturulan gerçekler burada saklansın. Resmi arşivlerdeki belgeler burada sergilensin. Bu bina... Ulaşabiliriz değil mi onlara filan? Hastin, sağlıca bağcılar, yürüyor, biraz bağlarak başlar. Hadi, tarafta yürüyor.